gördüğünüz üzere normal fırın aldım. Bana çıkan bir oyuncak, mutfak takımı ve fırın. Bu fırında birçok şey yapacağım, inanın. Boşu boşuna bir fırın siparişi. Sadece 15 TL'lik bir oyuncak fırın. Kız çocuğum olsa belki sevinirdim ama iki oğlan çocuğuma bunu veremeyeceğim. Normal fırın, evime fırın aldım bir internet sitesinden. Bana çıkan budur. Bununla ilgili çok mağdur durumdayım ve çok yüklü meblağlar ödedim. Ancak İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacağım bununla ilgili. Çünkü yani bu nedir hani? İki tane oğlum var, oğluma hediye bile değil yani. Ve çok da bilindik bir internet sitesiydi. Bu konuda yani gerekli her türlü işlemi yapacağım. Hizmetlerini aradım, müşteri şikayeti oluşturduğum sayfaları üzerinden sadece özür diliyorlar yani. Başka herhangi bir şey yapmıyorlar. Hani telafi ederiz, yenisini göndeririz vesaire. Zaten ilk aramamda cevap verdiler. İkinci aramadan sonra telefonlara da cevap vermiyorlar. Bir kere daha başıma gelmişti. Aslında bundan sonra internet alışverişi yapmamaya karar vermiştim ama hani uygun bir fiyata bulduğum için fırını normal piyasa koşullarından alayım dedim ama aldığıma yine pişman oldum. Yine aynı şeyle karşılaştım. Geçen sefer de bir ayakkabı bot siparişi vermiştim. Bana bildiğiniz banyo terliği çıktı içinden. O zaman ne yaptın? O zaman herhangi bir şey yapmadım çünkü o zaman kargo geldiği anda açmıştım kargoyu ve fark ettim. İade ettim. Bunu açmamıştım. Bu hediye olarak düşündüm bunu bu kadar küçük gelince. Ama bu da bildiğiniz bir fırın işte. Ama hakkımı arayacağım bu sefer. Geçen sefer hiçbir şey yapmadım. Ama bu büyük bir fırın olduğu için bununla ilgili hakkımı arayacağım. İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim yani.